Ödev tamamlandı. Ödevi de bitirmesi 2.4 saniye sürdü. Bizim bitirmemiz kim bilir ne kadar sürecek. Herkes okul zamanının en güzel yılları olduğunu söylüyor. Bu elini kıyma makinesine kaptırmış birinin önemli değil. Sadece parmaklarımı kaptırdım demesi gibi. Sen neden söz ediyorsun? Bazen keşke her şeyin sonuna ulaşabilseydim diyorum. Nasıl yani? Makineden çıkmış kıyma mı? Hayır. Bir yetişkin olmak istiyorum. Evet ama o zaman da bir işin olması gerekir. Vergi formlarını doldurup vergilerini ödersin. Vergileri de anlaman gerekir. Hayır. Hayatın bütün zorluklarını aşmak istiyorum. Anlıyorsun değil mi Babart? Soruyu analiz ediyorum. Hayatın bütün bu zorluklarını aşmak istiyorum. Komut alındı. Gumball'ın hayatını sona erdir. Her şeyi gerçek anlamıyla düşünmesen nasıl olur? Analiz ediyorum. Olumsuz. İşlemcim buna uygun değil. Bunu kastetmedi ki. Mesela biri yardım elini uzatmanı istese ne yaparsın? Tamam, dur. Babart gerçekten tehlikeli. Her şeyi yapabilecek bir makine. Onun bazı kurallarını ayarlamalıyız. Kendisini ve diğer insanlar için oluşturduğu tehlikeyi düşün. Toplum için, hayvanlar için yarattığı tehlikeyi. Çocukları düşün Darwin. O değerli çocukları. Çocuklar. Bu ödevini yapmamak için bulduğun berbat bir mazeret değil mi? Evet. Neyse ki ben de bir bahane arıyordum. Gidelim mi? Evet, hadi fırlayalım. Komut alındı. Pekala. Babart'a birkaç basit kuralı öğretelim. Böylece kimseye zarar vermez. Babart hiç kimseye elini kaldırmamalısın. Anladın mı beni? Komut alındı. İşe yaradı mı acaba? Babart, Gumball'a zarar vermeye çalış. Bunu niye yaptın? Komutu uyguladım. Zarar verme sırasında elimi kaldırmadım. Birine zarar vermek için vücudunun herhangi bir parçasını kullanmayacaksın. Komut alındı. Tamam. Şimdi Gumball'a zarar vermeye çalış. Hadi ama dostum. Komutu uyguladım. Zarar verme sırasında vücudumun bir parçasını kullanmadım. Tamam. Birine zarar vermek için vücudunu ya da kafanı kullanamazsın. Komut alındı. Gumball'a zarar vermeye çalış. Dostum lütfen yap. Bir yıl önce. Bu da ne? Pardon çocuklar. Babart beni geçen yıla gönderdi. Siz işinize bakın. Ben burada beklerim. Pekala. Birine zarar vermek için hareket edemezsin. Komut alındı. Harika. Gumball'a zarar ver. Hayır lütfen. İşe yaradı. Sonunda başaracağımızı biliyordum. Ne yaptın sen? Komutu uyguladım. Yoğunlaştırılmış radyoaktif dalgalar yayıyorum. Babart kimseye hiçbir şekilde zarar verme ya da zarar görmelerine izin verme. Komut alındı. Şimdi Darwin'e zarar ver. Evet, artık herkes güvende. Evet. Hala bir şey yok. Diğerlerine çocuklarının deri olmadan doğmasına neden olacak mikrodalga yolluyor. Olumsuz. Komuta göre hiç kimseye hiçbir koşulda zarar veremem. Çok yazık. Biraz acı çekme zamanın gelmişti. Bu kadar güzel bir yüze kim zarar vermek ister ki? Sonunda. Acı çeken taraf olmak güzel sayılmaz değil mi? Gerçekten kötü mü? Bir dakika. Gerçekten kötü değil mi? Ama Tanrım oluyor. Ne yapıyorsun? Kimseye zarar veremem. Solunum yollarını açarak omurga bölgesine zarar verebilirsin. O zaman sen yap. Olumsuz. Kimseye zarar veremem. Tamam. Kural yok. Onu kurtar yeter. Komut alındı. Darwin'in nasıl kurtarılmasını istiyorsun? Önemli değil. Bir tane seç yeter. Acaba neden bu kadar kötü bir yöntem seçtin ki? Komutuna göre rastgele bir algoritma kullandım.